Arthur'sun. Eray ama şiş olmuş hep gözlerin falan. Evet, o hiç o, ya uyuyakaldı. Her yerim şiş Niye şiş. Abi kameranı azıcık sağa çekebilir misin? Senin sağından bizim solumuza. Çekebilirim de orada niye götüne parmak atılmış gibi şu an hareketler yapıyor sabahtan beri? Niye FIFA böyle oynuyorum bu? lan kanka. Ne yapıyorsun sen? Ya atılmış FIFA yani. oynuyorum. Ne yapıyorsun? Reis ne yapıyorsunuz ya? Sen niye gülüyorsun? Ne? Ne oldu? Nereye gitti Gülüyor ya? musun? Ne Ne oldu ya? oldu Öldün mü amına? Kamerayı açarken ses gitti dedi. Order niye böyle gülüyor? Arkadaşlar, FIFA bu arada Babajo yeni şey aldı, lens aldı 60 bin liraya. Haberiniz olsun. Ne oluyor kanka ya? oynuyordum. Eren, bugün senden bir isteğim olacak. Kim la o? Gasil. Evet. Teşekkür ederim dostum. Ne dostu söyle. Ne diyeceğim bakalım. Kanka Barış ile benim story'ime bakar mısın hocam? Barış ile story'ne Story. Böyle senin şey video izlemeye falan geçtiğinde de yapabilirsin. Kanka Sıkıntı yok. ben sildim o story'yi. Barış Sildin mi? ile Vay amına koyayım. story'ine bakacağım. Arkadaşlar lensler daha gelmedi. Kemal'den almadım mı? Kemal'i yakından tanıdığım için o lensin bana gelmeyeceğini gayet iyi biliyordum. Gittim ben direkt satın aldım. İndirimdeydi şu an. Helal olsun. Pazartesi Helal günde olsun. gelecekti. Bir de bak beni nasıl dolandırıldım şimdi. İyi Arkadaşın dinleyin şimdi. güven işte bu. Dolandırıldım dedim. Hani benden hazır maymunluk var ama şöyle bir olay da var. Şimdi arkadaşlar ben kamera aldım tamam şey lens aldım tamam mı? Ve 3-500 lira da kargo parası ödedim. Dedim gelsin direkt diye. Şimdi mantık olarak şunu düşünüyorum. Şimdi bu kuryelik hizmetleri var mı hocam İstanbul'da? Var. Var. Bunlar adamlar kargo parasını ödediğin zaman yani günübirlik geldiği zaman İstanbul'dan bir mağazadan bir şey almak isterken kargo parasını verdiğin zaman bunu alabiliyorsun. Değil mi? Buraya kadar okey. Var. Ödedim. Dedim benim kargom ne zaman gelecek dedim. Pazartesi günü dedi. Abi dedim ben 500 lira ödedim dedim buna. Sitemizin işte bir kısmında yazıyoruz dedi. Bayram dedi bugün. E abi dedim. O zaman kaldırsa E dedim. abi dedim tam o zaman ben size bir tane kargo şey kurye yönlendireceğim o zaman. Oradan nasıl şey yapın dedim. Gönderme dedi. Niyeymiş? Kapalıymış dükkan. Bu nasıl mantık amına koyayım ya? Ne gidiyor oğlum çocuk komik değil ananı sikerim senin ha. Abi hayır o arkadaş meo sizi Ona mı geldi. güldün? Yok ben sana güldüm. Kanka amına koyayım yani ya arkadaşlar bayram tatili de o zaman açmasın şeyi açmasın yani. Oğlum böyle mantık yok Kargo ki. şeyini açmasın amına koyayım. Mantık olarak. Değil mi Barış'ım? Evet doğru diyor. Kanka çok haklısın. Sen ne yapıyorsun arkada? Ben ne anlattım biraz önce? Kanka hepatit C. Oğlum Rami öyle yarrak gibi gülme. Sikerim belanı seninle. Amına O ne koydum demek abi seni. ya? Ben yarak mıyım? Yarrak gibi gülme. Tamam mantıken yarak oluyorum o zaman. Yarak gibi gülmek demek yani. Sen ne Ya yapıyorsun? sen ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Oturuyorum abi. Yeni uyandım ben de. Sen Yemek yedim. nasıl yeni uyandın ya? Niye? Sen amına koyayım yayında değil miydin? Ben 10 saat yayın yaptım. Sonra Cyber'ın Zeynep'in yayınına gittim. Maske Tamam. falan. Ondan sonra azıcık biz 2 saatçik uyudum. Tamam. Şimdi uyandım işte. Geri geldim. Ramican yayın turnesi yani. Kreatinler dışarıda Malum mı? spor yok. Spor bir ara, spor bir ara İki ya. hafta Neden? duruyor. Neden? Abi 10 saat yayın açıyorum. Yayından sonra 10 saate de geç. 5 saat yayın açayım yine. Vakit Tamam. kalmıyor. Otostop çekiyorum ya ben. Hala. İşte o ehliyeti aldık da kullanamıyoruz daha ya. Vallahi Alışamadık ya. sen en son şey diyordun ama araba falan alacağım diyordun. Ben arabayı aldım zaten. De Nasıl? bu kadar şey olmadı da ben arabayı alalı 6 ay mı ne oldu? 6-7 ay mı Nasıl? Ne oldu? aldın amına koyayım araba? Ne? Volkswagen Clio C4. Nasıl toplu bilmiyorum. Volkswagen Clio. 2007 model. Bekle. Volkswagen Ananızı Clio avradınızı sikerim sizin ne ya. amına? Renault mu? Citroen, Citroen pardon yanlış söylemişim. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben 2 yıldır 150 saat yayın yapıyorum. Arasını sikeyim. Kömürden başka bir sikim alamadım Attım. bu eve ya. Çete Kanka. attım. Bunu aldım işte. 2007 model ama benimki. Dur bakacağım. Bir dakika şunu Bana al. bir mikrofon alalım ya. Bakalım abi. Hep Bakıyorum. beraber. Oğlum El birliğiyle. Barış geçen daha yeni amına koyayım doğalgaz şeye bakıyordu böyle hani o.
Vallahi petek bakıyorum. Petek bakıyoruz. Abi benim para biriktirme sebebim ne kiram var ne yemek geliyor. Yani dışarıdan da yemek söyleyemiyorum. Giderim yok, anladın mı? Hiçbir giderim yok. Benim çok giderim var amına koyayım sanki. Oğlum sikerim bakın. Nasıl bunu? Nereden buluyoruz paraları? Ahmet abi. Bu amcı da araştırsana ya. 2007 olarak peki. 2007. Karışırım. Ben de ehliyet alırsam Toyota alıyorum. 400 bin liraymış kanka. İyi para hocam. Haberin olsun. Valla. Yatırım. Onu 270 bin aldım. 410 bin. Bir ayrılık almış. Olacak abi ekipte. Bir şeyler olacak hissediyorum. ben de araba alamadım ha. Vallahi billahi. Ya da benim bir planım abi, var. Senin ehliyet ne zaman bir daha? Niye an öyle? Ehliyetin yok harbi ya. Bir dakika Niye an öyle orospumsu sordun? Öyle yani 66 liste çıkabileceğim. Ben size ne dedim? Bayramdan sonra gireceğim büyük ihtimalle dedim. Ne öyle artist soruyorsun amına koyayım onu? Eray ben sana köstebek olmak yerine destek olacağım kanka. Kafanda mükemmel bir plan köstek, var. Atış yedi açık alan buldum. Değil, köstek. Daha onu bile bilmiyorsun amına koyayım ya kanka. Köstebek olacak. Kanka mükemmel bir planım var. Açık alan buldum Ataşehir'in oralarda. Sana abi, araba sürdüreceğiz kanka yayında. Tamam. Selamünaleyküm. En yakın halı sahada. Tamam abi. Haberin olsun. Selamünaleyküm Barış. Ne yiyor ya Barış? Parktır, ne parktır? İleri geri. İyi de. İyi de mi? İyi de bilmiyoruz mu? Ben biliyorum onu da. Neydi kanka o tam? Böyle yumuşak bir şey var değil mi onun içi böyle? Ay açayım bekle. Onun tadı çok kötü değil mi ya? Yok çok kötü. Güzel oğlum. Kötü değil de ben onu yerken şey böyle bir... kendimi harbi maymun gibi zannediyorum öyle garip böyle bir. Bak. İlk defa duydum öyle bir şey. Ben evet evet biliyorum ben bunu. Biliyorum o biliyorum. O dili bir de şey yapmıyor mu ya böyle? Evet evet. Yok valla. Çok yenmez bence o ya. Bayıyor amına koyayım o. Annem şey dedi midem ağrıyor dedim yani ben. Alo mide geliyor. Yaptı bunu verdi bana. Bir kavanoz. Dur koyayım kenara. Senin mide... Senin midene ne oldu yine ya? İşte... Midem yanıyor manyo dedim ya. Annem Google'a yazıyor. Mideye ne iyi gelir telefondan. Ne geliyorsa yapıyor. Buyur Rami abi. Sarı kola marka göstermeyeyim. Sarı kola ishal ürünü mü? İshal ürünü mü derken o ne demek kanka oğlum? Hap mı çekiyorsunuz? Evet, Bali evet, mi bir şey mi yapıyorsunuz? Evet. Protesto ediyorlar ya. Onda merak ettim. He İsrail ya, ürünü mü? Ben İsrail anladım lan. Ben de İsrail anladım amına koyayım. İsrail ne alaka? Hayır. İsrail. Lan gerizekalı. Oğlum aynı işte Kola ile Fanta bak şimdi. Coca-Cola, Fanta'nın. Neler marka vermek ya. Company. Fanta'nın. Ondan sonra Fuisti'nin. Daha neyin vardı lan? Belli başka kahve markaları da var galiba. Kapi değil mi? Kapi. Kapi var. Kapi var. Kapi de mi var? Evet o Fuisti da var. Yok kapi var kanka. Fuisti var. Fuisti var. Fuisti var. Lipton yok oğlum Fuisti var. Lipton şeyin. Twitch var. Lipton Pepsi'nin değil mi? Lan gerizekalı bekle. Coca-Cola şirketleri. İsrail boykot. Starbucks var. Kahve arkasını okuyor. Yazar mı lan harbi bunda? Yazıyor. Bak Coca-Cola Company yazıyor. Aga bak bekle. Sen nereden ezberledin onu burada yazıyor abi. Biliyorum oğlum. Hepsini içiyoruz ya. Lipton da dahil bu. Hocam arada. Türkiye'deki ürünler. Coca-Cola, Sprite, Fanta, Kapi, Nesta diyordum ama. Nest tea. Powerade. Aa Powerade de var. Schweppes. Damla Burn, su da var amına. Damla su, Coca-Cola Light. Bak Fuisti. Şey değil. Eller damla su içmiyorum. Lipton Ice Tea değil. Pepsi de dahil o boykot listesine. Onda 10 yapmışım ya. Lipton'la Pepsi'nin. Allah Allah. Meral sen kaçta kaç yapmışsın? Ben kola öyle fazla içmiyorum. Ben bir kola içiyorum. Sprite içmiyorum zaten. Fanta içmiyorum. Kapı içmiyorum. Bu ne? Ama ben sen ne kadar Fuisti var kanka. Ne kadar İsrail testim bu amına koyayım. Bunu niye yaptırıyorsunuz bana ya? Ne kadar İsrail testim. 10 parmağını kaldır. Allah Allah. Lan Flomar İbnesi ne yapıyorsun lan? İyi valla yeğenle oynamaca sen ne yapıyorsun? Yeğenle oynamaca derken acı ne iş? Çocuk. Kanka şu şeyin ekranı da geldi. Kanka adamın selamünaleyküm. Kelime şey yok ki. Aleyküm selam. Ne işliyorum çocuk diyor amına. Ben ne diyeyim bu adama? Şey yapıyoruz işte eğlendiriyoruz. He. Denize menize götürüyorum şey yapıyorum. Döv oğlum arada böyle. Organize nasıl şey 3-0 vuracaksın? Vurmayacağım. Yahudi malları Türkiye malları. Bedelli gidiyorum gerizekalı şeye mi gidiyorum ben? Lan bebemde Türkiye malı mı vardı bebem? Oğlum bunlar hangi markalar bazıları ya? Sağdakilerin çoğunu bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum bazılarını. Bir tek ABC'yi biliyorum ama. Ben şeyi biliyorum. Duru'yu biliyorum canım. Duru'yu biliyorum. Bingo'yu biliyorum. Duru şey değil mi? Sabun. ABC'yi biliyorum. Duru'yu biliyorum. Dalim var. Arko. Duru sabun. Derbi derbi bilmeyin anasını sikiyim. Bak Alex oğlum niye küfür yiyorum amına koyayım ya kanka. Kanka derbiyi de biliyorsundur bu arada. Arko var. Arko men. Kanka. Kanka biliyor musun niye küfür yiyorum ki mesela yani. Tam küfür yemiyorum. Biliyorsan yemedin. Biliyorsan yemedin ki küfür. Ya amına kodumun muhalefet kafesi. Efendim. Sana ne? Ben bilmiyorum lan. Ama biz bugün seninle yeteri derecede kavga edemedik o yüzden. Allah Allah. Sen aranıyorsun amına koyayım. Bu arada, bu arada arkadaşlar bakın size şimdi güzel bir haberlerle geliyorum şimdi bize. Aha. Bekle. Oğlum şu dızcı adam şu alttaki şeyi kapatsın da amına koyayım. Şu masaüstü yapalım ya. Ve sen şimdi, şeyi atacaksın diyor ya. Aga burada bunları haftaya yapıyoruz. Normalde bunları bayramda yapacaktık ama birazcık böyle bir kasanın falan bir ayarlanması falan biraz uzun sürdü. Burada bir adet 360 Hz monitör yazıyor ya. Bunu dikkate almayın. Burası 2 adet 144 Hz monitör. Bak bunun da maymununu tutmuş yine. Buraya gidip 3 tane monitör bak yazmış ya. Bak. Fazladan mı yazmış? Bak, fazladan yazmış bak buraya kanka. Nasıl ya? 2 adet tamam okey. He o yok, tamam. O yok. Okay. Ay, çalışıyor. Bizim tasarımcı ekibi yerine 2 adet 144 olacak. Evet. Evet. 15 bin liralık ekipman işte koltuk 1 adet bundan. Daha başka bir şey dememiştik değil mi biz? Bir öneri yapabilir miyim? Bence başka fotoğrafın kullanılsın. Neden başka şey fotoğrafın kullanılsın? Bu bunu çok görüyorum gibime geldi o yüzden ya. Ama yani ya çekiliş postu amına bunu. Sanat yönetmeni Hobbitemo. Post mu atacağım buna amına koyayım ya? Tasarım olsun oğlum ya. Ya, ya kedi ne derdin var ya? Ya sen yine neyin derdini düşün ya Emir? Ne bir şey demedim. Sadece farklı fotoğraf kullanılsın dedim senin amına koyayım. Ne var bunda? Başka. Aa şey başka. Traktör. Ney? Ne? Traktör de vereceğim demiştin. Ya siktirin gidin ne traktörü amına koyayım ya kanka. Chat ben bir şey demiyorum abi. Sen abi, ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun lan Baran? Neredesin bakalım sen bu aralar? Aileyi gezdiriyorum. Baran ne yaptın bakalım? Ne demek amına koyayım? Nereye gezdiriyorsun? Boğaz'a götürüverdim bugün. Allah Allah. He sorma. Çok Allah. Kaç para ödedin bakalım bugün? Söylenmez ya. Söyle oğlum ne olacak amına koyayım. Kaç kişi gittiniz Baran? 5. 5 hane vardır o. Oo söyleyeyim iyi. 5 hane olsa iyi zaten. 5 kişi gitseler. Şimdi kahvaltı mı ana öğün mü? Akşam yemeği. Ama akşam yemeği dedi ya bir tane uzun balık. Tamam balık oraya ekstra koyuyorlar. İki. Abicim şu arka. Oğlum or. Yarı. Yerde. Oğlum benden gelmiyor. Kedi sana. Abicim sen niye mikrofonu kap? Oğlum siz bela mısınız başına amına koyayım ya? Pierre kim am? Ne yapıyorsun lan burada? Amına koyayım bir tanesi gidip bir de kahve sümörf kasıyor burada ya. Lan ipneler ne yapıyorsunuz lan? Oo şişko ne haber lan? Bir şey söyleyeceğim. Bekle. Ayber görüntülü sohbeti görüp geldi fark ettiniz mi? Ne haber lan? Götoş. Ayber YouTube'a çekiyorduk kanka. Da. Ayber YouTube'a oğlum, video çekiyorduk. Oğlum fiziksel olarak en büyük ipne geldin. YouTube mu? Sen YouTube. Sağ ol amına koyayım. Ne haber şişko? İyi bakalım lan Eraycan Közkalar ne yapıyorsunuz bakalım? İyi ben de vallahi billahi. Lan Emir'in kedisi var bu arada onu şey yaptım. Abi ekstra mutlu ya Ayber abi niye? Yo ne alakası var ya? Ayber kazanıyor lan. Odası değişiyor onu fark ettiniz mi? Ayber bir kendine bakmaya falan başlamış hani ne iş? Yo oğlum duştan çıktım sabah o kadar baksana oğlum saçımız ağrımış amına koyayım boya alacak paramız. Ya siktir gidi mi? Bu pezevenk para tutmayı sevmiyor ya. Her kamera açısında bir şey değişiyor ben direkt, abi odasında. Ben direkt harcıyorum. Direkt ay sonu DSLR 60 kayı verdik. Işık geliyor. Bilmem ne geliyor. Kamera da geliyor. Gelmiş bu sefer amına koyayım. Ben bu arada şu anki lensimi Ayberk'e sattım. Evet bunu sattım ben opsiyonlandı. Daha değişmedi. Pazartesi günü lensim değişiyor. Bak şimdiden söyleyeyim. Lens geldiği zaman. Vay efendim çok fark yok. Vay efendim şöyle falan bir şey yok falan yok demenizin abi bir anlamı yok. Çünkü o kadar gözle görecek bir fark olmayacak zaten. Anladın oğlum ben bir şey diyeceğim. Sen bu lensi abi? Bir dakika niye sen bu lensi değişiyorsun da bu teşhir ürünü falan değil değil mi? Piç bir şey yapmadın sen bu lense. Yani bir sikimi sürdün. Vallahi ne yapmış olabilirim buna ben ya? Oo, o zaman oğlum. Bana verdi ekran kartını patlatmaya çalışıyordu. Haberin olsun yani. Bir evet ama 30K'da veriyorum o zaman sürdüysen. Ama o emir alacak diye onu yaptım yani onu. 60K'ya boşuna zaman verdin o zaman. Ya baba bir şey söyleyeceğim. Bu 60K'ya boşuna verdin enayi lafını ben öncelikle
şey almıyorum. Kınıyorum. 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 Şimdi bu yayıncılık benim işim değil mi? İşim. Ben bu sektörde kendime yani bu işime yatırım yapmayacaksam neye yatırım yapacağım? Anladınız mı? Yaptım, hep yatırım ve, yapman lazım. Ve farkındaysanız bunları genel olarak aldığım ürünlerin hepsini geri satabiliyorum. Yani üstüne bir şey koyup yani bu lensimi satıp üstüne alıyorum zaten. Anladınız mı? Sen 60'a mı 0 alıyorsun bir tane Ray? Evet, ben 60'a 0 alıyorum bir tane. Onu ben de alayım o zaman 60'a 0 bir tane. Yani 60 bin lira alıyorsan al buyur. Lensi bir tek ona vereceksen al, atayım sana. Ben başka birine satarım onu. Ayber, sen kamera da mı aldın? Evet aldım, renkini aldım ya, işte lensini aldım. Sen ne aldın kamera? Bir dakika, kamera ne aldın? Kamera eski alacağım. Eski. Vay amın eski. Bir alt modelmiş. 36 mı öyle bir şey herhalde. Volt dedi. Onu al dedi. Kanka, evet. Tam olarak Aybert bir şey sorabilir miyim ya? Azar neymiş amına koyayım? Azar da değil kanka. Ben de arada yapıyorum da öyle bir kanka, şey bak, değil. Kanka bak şimdi bu... öncelikle şunu konuşalım. Bak insanlara, bak evet. İnsanlara yanlış algı oluşturmayın. Şimdi evet. Baran, Emir benden fazlalık veya iş kazanıyorsunuz. Tamam mı? Bunu bir kafaya onaylayalım. Okey mi? Ben yemin ederim kazanmıyorum. Şu an yemin ederim kazanmıyorum. Ben sadece önceden adam akıllı para kazanamıyordum. Şu an gelirimi yorgun yürü ayağımı uzattım. Para evet. Gelecek biliyorum ya. Evet. Ben de kredi kartından taksitle alıyorum. Yani nakit tak evet. Tak 100 bin 200 bin verip şey almıyorum. Miyim? Senin kredi kartın kaç paralık? Benim 300 bin lira limit var. Anladım. Ben 3 senedir çalışıyorum. 20 bin liralık kredi kartım var ya, götümü sikerek verdim. Bu arada benim kart limiti 800 bin lira oluyor kanka. Oğlum bir şey ben diyeceğim. Ben çalışmıyorum, 50 bin lira veriyorlar bana. Bir şey diyeceğim, ben vergi de veriyorum senin haricinde. Yarram vergi ben de veriyorum. O ne demek ya salak? Ne demek? Ben vermiyorum. Babacım. Ben 3 senedir düzenli borç ediyorum. Arkadaşlar. 20 bin lira veriyorlar bana. Tamam arkadaşlar. Şimdi bu 3 tane maymuna ben anlatacağım Ayberk dostumu. Şimdi. Evet. Aynen. Bu gerizekalı, birinci gerizekalı Obitemo zaten. Bu evet. Parasını geldiği anda bitiren bir eleman. Bu bir. İkincisi bu Baran Kuş denilen eleman. Zaten 2000 lira parası olsun. 1000 liraya gider Avalon'da götünü siktirtir yani, öyle bir adam bu. Avalon'da biz Club'da para mı ver? Bak böyle kafe. Bir algı yarattınız, millet orada harcıyor zannediyor. Kardeşim benim. Ben böyle bir şey demedim. Ben sadece Avalon'un örneğini verdim. Sen dışarı çıktığı zaman da. Hayır, ben çok harcıyorum. Evet, harcıyorsun genel olarak. Evet. Kafe de harcıyor. Ayberk evde ben tek... neyi harcıyorum? Benim zırtapoz bir tane harcamam yok lan. Kulaklığım kırık amına. Al bak pedi kulağıma yapışıp kaldı amına koyayım. Kulaklığım kırık. Adam. Nasıl öyle duruyor? Ayberk şimdi aile evinde yemeğin de evet. Neredeyse çok fazla para ödemiyor. Bu adam zaten kenara atabiliyor. Bir de bu maymunun doğru. Şöyle bir olayı var. Bu gidip kredi kartım var. Taksitte alıyor, bir de kredi kartı var. Borçlu amına evet. Koyayım full. Sizde yok çünkü mı? O. Evet. Gerçi 300 bin lira kredi kartım olsa ben de şimdi yalan olsun ben de Ayberk gibi harcama yaparım. Bir de şöyle bir şey de var. Siz İstanbul'da da Ayberk buradır da. Para harcayacak bir yeri yok. Doğru. Evet, o da var yani. Oğlum evdeyim ben amına koyayım. Oğlum ben de 7-24 evdeyim. Benim de harcayacak paramı. Kiraya da 4 bin lira veriyorum amına koyayım. Ben yine geçinemiyorum. Senin oğlum ayrı bir mallın. Ben nerede hata yapıyorum ya? Senin oğlum ayrı bir mallın var. Amına koyayım. Ama hayır oğlum, sen aile geçindiriyorsun. Gerçi evet, o da var. Benim ekmek oğlum, tek yaşamıyorsun yani. Var, ben de aile geçiniyorum canım. Abi ışığı kapattın amına koyayım. Hayır hayır. Ben direkt aile geçiniyorum. Telefonu ışık açamıyorum amına koyayım. Bak Kalpser bana ne kadar yattığını da biliyor. Yanında ödedim bütün borçları, her şeyi. Kalpser baktı, ooo zenginsin falan, sen nasıl geçinemiyorsun falan yaptım, izle dedim. O bankaya gir, bu bankaya gir, şuna gir, bunu buna at, onu buna at. Hayır, dedim ki al bak bakayım bu parayla geçinebiliyor musun amına koyayım. Evet, abi sonra hiçbir şey kalmadı. Herkes kahve seni dinlemedi Aray. Yok ben dinledim. Ben Niyazi Küçük'ün şu an ne düşündüğünü anlamaya çalışıyorum şu an. Ne oldu bu orası? Niyazi Küçük gibi düşünmek. Yine bir şey. Kanka ben niye yayından önce acaba? Ben Bone'den bir şey istedim, tamam mı? Tamam. Adamın için ben bunun evine taşınacağım ya kanka. Tamam. Kanka, babam dedi aradı. Ki lütfen dedi bir adet bana ölçü atsın. Efe hoş hani, canım evet. Enine boyuna. Dedim ki Bone enine boyuna kaç santim yatak odam ve salonun bana bunu atar mısın? Tövbe tövbe. Aradan 15 dakika geçti, bana şöyle bir ses kaydı attı. Baran ben bu odayı nasıl ölçeceğim? Ben de konuşabilir miyim? Ben de konuşabilirim. Önce ben de konuşabilir miyim? Mart Bey geldi canım. Evet. Kanka beni aradı. Tamam. İşte tam yemek yiyordum, beni aradı. İşte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, oraları geçeyim hadi. Şey dedi kanka bana Bone. Baran şey dedi, evi ölsene dedi. Bitti böyle, sustuk. Niyazi abi ne yapacağım biliyor musun? Arkadaki ben de ne alaka falan yaptım böyle. Ben bu evi nasıl ölçeceğim dedi amına koyayım. Hayır ya duvarda, harbiden duvarda değil amına koyayım. Apple'larda, iPhone'larda ölçüm diye bir tane uygulam var. Onu yaptın mı? Evet onu yaptım, öyle gönderdim. Hay bir dakika, şimdi detay veriyorum.
Şöyle bir şey oldu. Aradan bir 10 dakika daha geçti. Baran'a şöyle bir mesaj geldi. Baran'ım 2,34 metre. Dedim ki bu nerenin duvarı, en mi, boy mu? Yani 2,34 tahmin mi edeyim geri kalanını? Kanka bir şey söyleyeceğim. Sen bence Bonin onu söylemesi bile okey yani. Anladın mı? En boyu sormayacaksın kanka, yani bu adama. Ben buyurun sonra... yani. Videonun en son... Video ne ya? Olayın en sonunda. Videonun en sonunda. Tamam. Olayın en sonunda Baran'ın telefonu babasındaymış. Baran senin geri götünü sikeyim yazacaktın. Sonra götünü iyi yazdın. Babasıyım ben. Ama iletim yazdı. Dur bir dakika. Konuşmayı. Bir dakika dur. Ne yazmışlar? Ben görmedim lan. Bir, bak, bir şeyler yazdı babam, dedi babam da. Bak Tanadır'a teşekkür ederim. Fotoğrafların altına in. Senin götünü iyi yazmışım. Aha bak. Bak. Nerede o? Babası ilettiyse o da problem mesela yani. Ha, senin bak senin götünü yiyeyim öpücük atmış. Babasıyım ben ama ileteyim yazmış. Ay. Bu da ne nasıl yaptın? Yazıp random atmış. Sevgili... sonra... sonra... özür dilerim ders. Sevgiler saygılar yazmış. Sonra babam gülücük atmış. Veriyorum Baran'a yazmış. Bu da he, tamamdır abi yazmış. Salak ama ne abi. Ya bu ne harbiden. Baran bir dakika senin baban abi... seni gay sanmasın lan. Bu ne özel çocuk. Onu izlediniz mi? Özel çocuk bu ne? Özel çocuk bu ne ya gerçekten. O ulaştı mı? Lan bir şey söyleyeceğim. Bu ne sen ne zaman gidiyorsun şimdi? Kanka haftaya. Bu ibne. Şimdi bu ibne senin kesin evine mi taşınıyor? Baba ben anlamadım. Pazartesi galiba anlaşma yapacağız işte emlakçıyla. Diğer nasıl? Evi niye istemedin lan? Ne? Onu... Diğer baktığımızı niye istemedin? Babam istemedi. Eski senin, diye. Senin şey değil miymiş açılı o? Ki. Teras senin miymiş? 10. Bir dakika. 10 eski değil ki. O ne sen neyin derdini düştün yine amına? Dur bir dakika. Bir dakika pazartesi nasıl anlaşma yapıyoruz lan? Seni erken çıkaracağız kanka. Nasıl? Kanka da sokakta kalacaksın artık yapacak bir şey. Hayır oğlum pazartesi günü adam bize şunu söyleyecek. Abi aylık öderseniz son fiyat bu, ha, yıllık okay öderseniz son o fiyat bu. Fiyat söylüyor bunu. 10 sene harbi eski değil ki amına koyayım ki. 10 sene eski. Bana o zaman o eve ben mi çıksam ya senin baktığın eve? Kanka şöyle 20 bin lira artı ev diyor ki 110 metrekare 1 artı 1 diyor. Tamam. Neti 75 metrekare diyor. Baran, evin videosunu evin abi videosunu izlediğimde yalan. Bonen'in evinden daha küçük. Yani yüksek ihtimalle evin bizim terasını 55 metrekare. Evin terasını da sayıyor metrekare. Evet öyle sayıyorlar zaten. Ben onu dedim sana hayır dedim bana geçen. Ama oradaki problem şu. Teras çok büyük ama ev küçük. Anladın? Oğlum yazın işte terasa kurulacaksın amına koyayım bilgisayarı. Yazın ama yaz da geldi zaten. 4 ay takılır. Yanları açık. Yanları açık. Kapatırsan suç illegal bir şey. Bir dakika Sercan bana bir klip attı. Bir saniye. Suç kiralık kanka ya. Kiralık bir de şey yapamaz. Yayına bakın. Ekranla bakıyoruz. Yapamaz mısın? Ekran versin. Bakıyoruz. Özel çocuk büyük ihtimal ya. Ananı sikip klip gitti. Ne iş? Yayın gitti. Lan nereye gitti? Özürlü Bono ne ya? Özürlü Bono niye ya? Asıl yolumuz çocuk ya. Yazarım her an sözler. Üstümce hep gözler. Çocuk 23 yaşında. İletişim kurabilen yok. Niye? Özel bir çocuk. Özel bir çocuk. Tamam sen dur. Hayır orası için. Kanka bu ne amına koyayım ya. Kanka. Ulan anlatışa bak sap aptal Sercan. Kanka bunun devamı da çok komik de azalmıştır. Devam yok evet ya devamı daha komik amına koyayım. Ya sol altta önerilen kanallarda sen varsın ne iş? Harbi amına koyayım ben niye varım ya kanka ben kendimi niye öneriyorum ya? Böyle zengin oluyorum. Hocam ben Erdal Çiçek Avalon'a mı gitti peki bugün? Gidecek evet. Daha değil. Allah Allah. Elinden tutavereceğiz. Vay amına koyayım Erdal Çiçek Avalon'a gidiyor ya. Kaç yaşında ki? Erdal Çiçek büyük oğlum 40-50 yaşında var adam. Nasıl 47 yani? Vardır ya. Oğlum yanındaki çocuğu. Evet, 30 yaşında amına koyayım. Yanındaki çocuğu amına koyayım. Çocuğu 21 yaşında. Çocuğu 21 yaşında. Evet. Evet oğlum işte Barış abi. Adı Barış bu arada. 50-50 çoğardır bence. Alo. Ha, geldi Sercan işte. Sercan. Bir dakika kulaklığımı size... 53 diyor chat yani. Erdal Bey orada mı ya? Vay amına. Alo sesim geliyor mu? Sercan nerede oğlum? Geliyor. Kamerası geliyor. Nerede Sercan? Geliyor. Açmadım bombayı açtı. He. He Sercan. He Sercan. Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? İyi ben de. Erdal Bey istirahat halinde mi şu an?
O Sercan ne değişmişsin lan? Erdal abi. Merhaba gençler. Merhaba abi, nasılsın? Merhaba. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz abi, sen nasılsın? Çok iyiyiz. Sağ olasın. Ben de iyiyim. Öyle bir günlüğüne geldik, Sercan'ı ziyaret edelim. Abi vallahi Sakarya'daydım kızım yanında. Bizim yayınların aranan adamı oldun abi ya. Biz seninle bir şarkı falan yaptık harbiden. Bir fan kitten olmaya başladı yani burada. Çok çok takipçi aldım. Çok yoğun şey aldım. İlgi. Güzel güzel övgüler, mesajlar geldi. Ne bileyim, birdenbire sizin içinizde buldum kendimi. Ama alıştın abi ortama ya. Alıştım evet. Bir de trollüyorlar mı abi hala seni benim adımla? Gelip çok yazıyorlar. Çok çok ya. Ben hatta birine Eray diye yazıyorum. ben de sen zannediyorum. Ya baktım ki hani Eray bu kadar meşgul bir adam, durmadan bana niye yazsın? Bir profile baktım, bir dik kenar yazmış. Biri harbi ya. Terbiyesiz adam lan, kapat dedim lan. Beni mi işletiyorsunuz lan? Gevşekler dedim. Abi şimdi çok kalabalık olunca işte çürükler çıkıyor arada, seni trollüyorlar ya. Öyle dedim, nasıl bir sinemaya bilet aldım ben böyle ya. Sen devam ediyor musun abi hala? Orada Star Maker'da şarkı söylemeye. Ya yok, ben öyle ara sıra giriyorum. Öyle müzik kendim yapıyorum. Altyapı müzikleri var ya. Aha. Ben de müzikle ilgileniyorum zaten uzun yıllardır. Zaten Antalya Manavgat Belediyesi'nin korosu var. Oradayım uzun zamandır. Oo, solist, solist olarak görev yapıyorum orada. Sercan bunları hiç söylemedi bize ha. Sercan söylemez. abi Sercan biraz harbi kıskanıyor gibi kıskanıyor seni. Kıskanıyor bence. Yok yok, kıskanmaz. Sercan benim elimde miydi ya. Peki abi şey, bugün Avalon'a gidiyor musunuz galiba? Yarın 10.30'da uçağım var. Antalya'ya gideceğim. Hı-hı. Barış burada, o da yarın kendi arabasıyla gelmişti. Aydın'a devam edecek. Sen abi bugün... İsterdim. Ha abi. Yani bugün bir... Sadece işte gece vaktim var da, dışarı mı? Gece vakti dışarı ne yapacaksın abi? Yok, dışarı çıkmayacağım. Gençler çıkacak, ben evdeyim ya. Ha, davet ettim, gelmek istemedi. Anladım. Davet ettim dayı, şimdi davet etmedim olmasın. Yok, davet etti Sercan da, hani şimdi onlar sana göre eğlensin dedim ya. Niye abi, belki seni de sarar ya, istiyorsan bir Sercan'la da bir takıl istersen bir. Bir dakika gelişimde hep beraber bir gün otururuz ya. Ha, o zaman tamam. Onlar kafasına göre eğlensinler ya. Ha, tamam. Çünkü abi. Barış da benim yanımda sıkılır, biliyor musun, o yüzden. Ha, sen oğlun adına dedin Sercan. Yani evet. Tabii canım, babasının yanında. Doğru. Evet. Aynen aynen. Erdal abi, bize sohbet edersin. Olur, ederiz. Vakit geçerim de yani. Abi bir bayağı de sen bilgisayarı açık bırak o zaman. Bir de abi geçen şöyle bir olay oldu. Bir tane pezevenk, affedersin ama, gitmiş şey yapmış böyle. Sertab Erener, Murat Boz, sen de onu hikaye atmışsın. Ya sorma ya. Abi bunlar trollüyor. Vallahi dikkat et bak bunlara. Ben çok saf adamım ya. Vallahi. Bir de kendimi uyanık diye geçinir ama çok saf adamım ya. Abi bunlar ya, yemin ederim cin gibi abi. Ne zaman işte falan filan. Bu korodan, bizim koroda kalabalık. 70 kişilik bir koro. Türkiye'nin en büyük korosu. Hı hı. Ne zaman işte saatini ver, biz de izleyelim. Herkes bekliyor. O gün geldi Sercan. Lan oğlum Sercan. Nerede lan bu Murat Boz dedim. Nerede bu Ebru Gündeş? Dayı hastalanmış. Sercan da kandırıyor anasını. Ya bu fırlama da berekmiş ya. Oğlum bak, yapmayın adam bir de chat. Ya. Bak. Delirtmeyin beni bak. Dedim ben bunlarla uğraşamam ya. Abi yok yok ya, durmuyorlar ki abi. Yani yarın bir gün yine yaparlar bak, aman dikkat et yani. Yok artık düşmem ya. He. Yani kulağımın arkası baya bir törpülendi yani. Artık düşmem yani. Vallahi inanılmaz ya. Birileri de senin isimlerini falan almış şeyde, Star Maker'da. 50 tane hesap açmışlar adıma. Vallahi. Yani bana da yazmışlar şey, Erdal dik kenar falan. Ya Allah. Erdal kıvrımı. Hatırladın mı? Erdal kıvrımı. Göt kıvrımı. Bilmem ne. Lan dedim, nasıl bir sinema bu dedim ya. Bu
Lan oğlum Sercan dedim. Sen soktun, sen çıkar dedim. Nasıl bu? Burada hep aynı sinema. Ben öyle de demedim de. Ama şey yani hoşuma gitmedi de değil ya böyle. Cümleler çok yanlış. Abi senin bu yeğenin de az şey değil ama yani. Fırlama değil yani. Tam fırlama olmuş. Vallahi. Ya. Vallahi tam bir fırlama olmuş. Bu ya. Eskiden böyle miydi abi? Açılmış mı sonra yani bu? Yok Sercan'ı siz bozdunuz. Böyle değildi ya. Vallahi. Yapma abi. Bizi bir şey yapmadık. Abi ortam bozmuş. O bizi bozdu desek de abi. Vallahi bozmuşsunuz yani. Abi Sercan bozdu. Oo afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Eyvallah sağ olun kardeşlerim. Ortadaki Ayberk, Ayberk. Ayberk, bugün senin tişörtünü sırtıma attım. Öyle Erdal hocam valla. Elden öpüyorum, izledim valla. Valla severek takip ediyoruz. Ben de buradayım bu arada. Tam kabile reisi gibi ortaya oturmuşsun. Resim gördüm böyle. Oturan bu var ya, kabile reisleri vardır böyle. Evet. Dedim tamam, benim adamım bu dedim. Erdal amcam ben de Burdur'dayım. Sercan Antalya'ya gelsin, görüşelim öyle bir. Öyle mi? Ayberk abi. Her yıl bir ay bende kalır. Gelin bir evet. Ben Side'deyim. Antalya. Bir gün şöyle toplanın gelin. Ayberk de Burdur'da zaten. Burdur evet, ben Burdur'dayım zaten, yakını zaten. Bir Sercan'a oturalım ya şöyle Erdal amcam valla. Gelin gelin misafirin mi olun ya. Ayberk'in Ayberk'in tişörtünü. Valla Ayberk. Girer olsun Ayberk. Artık yani. Ayberk harbi o ne kanka, gözünüz. o bir de küçük, o beşik saç falan o. bunun üstü yok herhalde artık. Onun var, 12 saç giyiyorum ben şu an. Var mı? Var 12'ye katlandı o. Biraz zayıflamayı düşündün mü hiç? Erdal amcam düşünüyorum da hep düşüncede kalıyor ya, pratikte olmuyor. Hep otursan zayıflayamazsın, biraz hareket lazım ya. Doğru. Şimdi bize hareket yok ya, hareket olsa birazcık. Hayatında biri yok mu? Maalesef. Yok abi ya, kedi miyavlama sesleri atıyor kızlar abi. Bu kadar adamsınız yani, şimdi bir tane manita yapmamışsınız yani. Benim var abi. Benim de var Erdal abi. Çok şükür benim de var abi. Benim de var abi. Benim yok Erdal abi. Yarısından fazlasına var abi. Çok şükür. Çok şükür elhamdülillah Müslümanım der gibi dediniz ha. Sercan'ın var mıymış abi? Para bize de lazım. Sercan'ın var mıymış abi? Sercan'ın bir tane yeni manitası var. Allah Allah. Ama bugün küstürmüş telefonu. Uyuyormuş. 10 defa aradı, açmadı kız. Uyuyormuş. Ha, oğlum açmadı, ne uyuması lan? 24 saat mi uyuyor? Küstürmüşsün işte, kırmışsın kızın kalbini. Sonra yazdı ama bana geri. Ne yazdı? Aynı abi bu şimdi arada. Yeni yabancı bu ya. Ha. Yeni yabancı. Bu model. Abi yeni, benim şeyde o yüzden yazıyorlardı. Fiona Sercan'a alınmış, küsmüş diye. Bu kesin bir şey yaptı ha. Kalbini kırmış evet. Yapar ben abi. Ben ona söyledim, dayımlar geliyor. Ben onlarla ilgileneceğim. Bugün pek yazamayabilirim dedim yani. Darılmacı yücemeci olmadı aramızda. Erdal abi ayıptır sormaz. Senin durumlar nasıl? Yani Sercan'ın anlattığına göre sana çok şey diyor yani. Böyle takılıyor yani, diyor yani. Yani öyle hayatımıza giren çıkan oluyor ama öyle... Ben ne demişim bak dayı, ben ne dedim? Lan oğlum bütün hayatımı anlatmışsın. Ben öyle bir şey yapmadım. Yani öyle sosyal arkadaşlık yapıyoruz. Çok duygusal bağlara girmiyorum ben. Kısa sürüyor. One night stand. Yıpranıyor böyle. Her şeyden önce arkadaş olabilmek önemli. O şekilde devam ederse daha uzun sürüyor. Daha eğlenceli oluyor. Millet bak neyi soruyor. Abi bir şey var. Hülya Avşar olayı ne abi? Millet onu ben soruyor da. Ben soracaktım. Ayıp olur diye sormadım. Ya Hülya Avşar olayı yıllar önce Side'de oldu işte. Öyle bir gelmişti o zaman. Gençti tabii ya. Yani bir 20-22 sene evvelinden bahsediyorum. Benim bir halıcı arkadaşım vardı işte. Onun mekanında oturuyorduk. O da halı almaya geldi işte. Bir halıcıya bakıyor, bir bana bakıyor, bir halıcıya bakıyor. Biz de kendi kendimize dedik ki acaba hangimizle bu akşam çıkacak falan. Fakat halıcıyla çıktı işte tezgahlarına. Bizi aldattı orada yani. Ben de farklı bir olay zannettim onu. Yani. Böyle bir anımız oldu işte ya. O kaybetmiş abi, boşver. Vallahi kendi kaybeder yani. Abi, kendi kaybeder. Harbiden öyle. Şimdi dönüp baksın. Bence de. Anca bakar.
Ya o çok tecrübeli bu konularda ya. Kim ben mi? Boşver yani. Yok sen de zaten. Listesine girmek istemezdim ya. Abi tam olarak öyle de demeyelim. Demeyelim. Ya şey bir de ya. Ya Kaya Çilgilioğlu bile sabredemedi ona yani. Aman diyeyim, aman diyeyim. Adam 10 yıl evli kaldı. 8 yılını aldatmış bunu yani. Bir şey yani şimdi hayır eğri eğri doğru doğru Türkiye'nin hepsi doğru, biliyor yani şimdi doğru, neyi doğru gizleyeceğiz abi. Yani doğru abi. Tabii canım doğru. Ben yalan bir şey konuşmuyorum ki yani doğru yani Allah ama güzel kadındı Allah var şimdi yani zamanının yani hani gençlere yani o kadına birazcık şeydi değil mi Türkan yani? Şurayıydı ya evet, sen kameranı benim üstüme mi koydun kanka yer yok ne yapayım kendin niye kamera açmadın açmam oğlum? Ben kendim kamera. Barış'ın babasıyla niye sohbet etsinler oğlum ya? Fone nereye gitti? Abi kim? Çare mi istiyorsun sen? Ne? Fone kamera aç bir. Heh. Özel çocuk hoş geldin. Abi bu arada Fone'yi biliyorsun lan. Özel çocuk. Yani gördün mü bak kim geldi? Evet. Kim? Özel çocuk. Abi. Özel çocuk geldi. Merhaba kim? Merhaba kardeşim ya kusura bakma biraz senin hakkında gıybet ettik ama. Hani ben sizi seni iyi tanımadığım için özel çocuk deyince ben özel aklıma bu otistik yok, yok. Özel çocuklar geliyor. Abi, öyle değil. Ben abi bu kararı ya. Erdal abiye bırakmak istiyorum. Bir iki dakika sohbet edebilirler mi Eray'ın evet, izni olursa? Tabii abi. Abi nasılsın? Keyfi yerine mi? Sağ ol canım benim. Sen nasılsın? Hoş gelmişsin İstanbul'a. Ben de hoş bulduk. Sağ olasın. Eyvallah. Baş tacısın. Nasıl gidiyor? İyi. Hayat öyle. Bildiğin vallahi gibi. Güzel. Abi bir şey söyleyeceğim. Söyle. Sesin ne güzel ya. Vallahi. Dinlediniz mi? Kemal sesim var. Vallahi he, sağ ol. Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ olsun Eray tanıttı. 2,5 saniye benim sesimi vermiş. Bayağı bir tanındık. Abi yandaki arkadaşın Sercan şey arkadaş. Arkadaşın ne ki? Beni yaptırmış tabii. Düzeltmediğim öyle değil yani. Şey, özel ya ben şey... öyle anladım. Yanlış. Çok özel bir çocuk dedi. Özel bir arkadaşımız. Hani ben de o Down sendromlu otistik çocuklar olur ya. Ben de öyle zannettim yani. Ne yalan söyleyeyim. Yok abi sıkıntı yok. Abi anladım, bu Sercan senin bu yeğenin abi. Evet evet. Çok fırlama yeğenin yani her şeyi böyle yanlış ya, anlatıyor. Bayağı bir fırlama olmuşsun oğlum. Sen ben seni böyle yetiştirmedim yani. Vallahi. Ben hep fırlama deyip ağaca mağaca tırmanıyor. Evim tırmanıyor. Benim kanımda var. Hey. Bunun bir babası var. Tam ya. Tersi. tam bir mükemmeliyetçi böyle. İlkeli böyle. Saatli, dakikli. Böyle bir şey alacağı zaman internetin altın üstüne getirir. En ucuzu, en iyisi nerede gider onu alır. Yani böyle bir mükellem. Sercan'ın da var ama abi. Yani öyle hareketler abi bazen Sercan, oluyor. Sercan. Yani. 3 öğün eve sipariş veriyor. Kahvaltı siparişi, öğlen yemeği. Kolay. Dolabı yani. Açtım. Dolapta suyun haricinde hiçbir şey yok. Lan oğlum sen ne yiyorsun, ne içiyorsun? Dayı hep dışarıdan söyleyeyim diyor. Girmiyor ki abi. Ama şeyden kaynak. Böyle ne bileyim alkolü bulamadın değil mi o da? Çok. Alkolü buldum ya oğlum işte dibinde biraz oo vardı onu da ben işte çıla yapacağım biranın üstüne. Allah Allah. Ama öyle değil de o ayran abi senin bu yeğeninin bir tane olayı var. Sana anlattım ya da haberin var mı bilmiyorum. Bu, yok anlatın bakayım bana. Abi bu gidip AirPods'ları biliyor musun? Bu kulaklıklar var ya Apple'ların. Şaşırdım. Evet. Gitti abi. Bir AirPods'ta iki parfüme 10 bin lira para verdi. Dolandırıldı parfüm alacağım diye. Lan 10 bin lira para mı verdin? Lan baban duysa kalp krizinden geçer. Babam hala bilmiyor. Babam hala bilmiyor. Babam öğrenmesin de. Adamın kaşına gözüne verdim var ya onu. Kalp krizinden gider. Adamın kaşına gözüne verdim. Lan adam 10 bin lira emekli maaşı alıyor lan. İşte benden aldı. Seni ikramiye aldı benden. Şaşı. Hayır abi bir de ürün adamın bozuldu. Adamın gözü gelsem ben kandırılmazdım. Adam şaşıydı. Tavana bakıyordu. Aya bakıyordu. Nereden bir tane de Apple Watch aldı. Evet ürün bozuk falan çıktı. Dolandırdılar bunu yani. Dedin havaalanı burada dolandırıcı olmaz değil mi? Yok ya, ya. AVM otoparkında oldu. İyi oğlum AVM'de alışveriş yapmıyorsun. Otoparkta işte. Alışveriş. Ama fırsat ürünü diye geldi. Apple Watch, AirPods. Şey 3 tane parfüm. Bir tane de şey vardı hatırlamıyorum. Dedim 10.000 TL dedim. Ver. Bir daha ilerleyin. Öyle denk gelirse kaç para diyor 10.000 lira diyorsa sen diyeceksin 1.000 liram var. Param yok. Almak isterim ama 1.000 liram var diyeceksin. En azından az dolandırılsın değil mi? Yani, aynen. Ama yine. Evet.
Gene dolandırılıyorum 1000 lira da olsa. Oğlum 1000 liraya para değil yani 1000 lira şimdi. Yani niye hiç gitmeyeyim ben? Her türlü alayım. Oğlum şimdi tamam belki adam şimdi orada sen yalnızsın. Sana ne bileyim. Ama ben yalnız değildim ki dayı. Yalnız değildik ya. 4 kişi 5 kişi. Oğlum, hadi sen kandırıldın. Onlar da mı kandırıldı? Biz onlar da beraberdik. Hayır aslında Erdal amca aslında öyle değil. Anlatayım ben sana. Anlat biz abi. Amca. Erdal amca biz orada kontrol ediyoruz. Tamam oğlum, ne amcası lan o kadar. Tamam Erdal abi. Yok benim o şeyden. Kanki. Erdal abi ne oldu biliyor musun? Bizim işimiz vardı. Yine Eray arkadaşımız yayına gelecektik tamam mı? 3-4 arkadaşız yemek yedik çıktık. Bir tane şaşadan yanımıza durdu arabayla tamam mı? Şöyle fıldır fıldır bakıyor böyle. Tamam mı? Şaşı. İndi arabadan 5 dakika boyunca sohbet edik. Dedik işte yurt dışına gideceğim. Kıbrıs'a sevgilim var. İşte yurt dışına çıkartamıyorum. Alacağınız mı? Sercan dedi ki aa dedi dur bir bakayım dedi. Neyse biz ürünleri kontrol ediyoruz. Yani orijinal mi sahte mi diye. Biz bakarken Sercan adama 5000 lira yolladı. Tamam mı? Biz hala kontrol ediyoruz. Sonra 5000'i bir daha yolladı. Aldık gittik yani öyle oldu. Peki, biz dedik bunlar siz, sahte olabilir dedik. Çok gerçekçi yapmışlar. Test ettiniz mi? İşte biz test ediyorduk. Sergio o sırada 5000 lira yolladım abi dedi. Oğlum, tamam o zaman dedik yani. Kaç kişiydiniz? 4. İkişer 1000 lira alacaksın onlardan. 2000 de sen 10 lira. Bir de ben malım ha. Ne oldu biliyor musun? Şey diyor. Mesela orada şey diyor. Bu Tom Ford benim. Iver diyor bu parfüm benim. Şey diyor. Aa bu parfüm da benim diyor. İkişer 1000 liraya vereceğim. Herkes şey kazıyor beni. Tamam. Ben de şey diyorum. Ooo hepimize ekmek çıktı diyorum. Aldır posta. Apple Watch da benim dedim. Aldı anasını satayım. Şarj edilmiyor dedi. Şarjı takın çalışıyor da. Şansımda da Iverk o gün powerbank aldı. Powerbank'i bir bağladım. Android sesi çıkıyor. Siz yine az dolandırılmışsınız ya. Öyle dolandıran var ki böyle o şeylerde altın saat çakmak falan ellerinde. Tabii onların yancıları dümencileri de var. Sen dolandırıldın mı abi hiç? Yok. Helal olsun. Düşmeyiz dolandıran taraf şey. Oldu. Ben de dolandırıldım galiba. Vallahi. Öyle para konusunda dolandırılmam da ama bak böyle şeylerde beni şeye getiriyorlar yani. Mesela Eray'ın 2-3 tane profili çıktı. Eray zannederek konuştum yani. Abi o ama yani senin bileceğin bir şey değildi bu. Değil mi? Değil ne yapayım bu, işte. Bunlar... Yani ben de burayı bilmiyorum ya tercüme evet. Edin de şimdi ayığım artık. Arada bizi de dolandırıyorlar abi sen bakma. Pezemekler giriyor yani bir şekilde hallediyor yani onu. Erdoğan yani, masaj salonu senin miydi? Ya ben masaj salonu derken spa çalıştırdım kardeşim. Ha, masaj salonundaydı dayı. Oğlum tamam da yani şimdi otelde giriyorsunuz spa merkezleri yok mu gittiğiniz otel otellerde? Şeydi. Şey değil miydi? O otel bireysel bir otel. Sen spa yerini satın aldın değil mi? Evet. Tamam ama masaj da yapıyorduk. Yapıyorduk tabii tamam. Canım. Tamam. Erdal abi masaj... bu arada Sercan... Hatırladın mı şeyi? Sercan'ın anlattıkları çok farklı orada yani biraz. Ne diyor? Masaj Ali abi hatırladın mı? Ali? Ali abi var ya. Hamamcı. Barış abi bak anlatsın sana o. Hatırladın mı? Ali abi anlat. Ne? Ya şimdi bununla ilgili tabii ki anılarımız, hikayelerimiz çok. bizim otel şey olduğu için bir gün... Böyle bayram günüydü. Normalde Türk müşteri almıyoruz yani otelin dışında müşteri almıyoruz. Ben de info masasında oturuyorum. Böyle düzgün giyinimli birisi geldi. İşte ben masaj olmak istiyorum falan. Tamam ne tür masaj olmak istiyorsunuz dedim. Normal masaj. Baktım ki yani masaj kültürü de yok. Ya dedim ben sana şimdi 10 tane masaj sayarım. Hangisini istiyorsun? Ya biraz şeylerim ağrıyor falan filan. Tamam sana terapi masaj yazayım falan yazdık neyse parasını aldık. İçeriye telefon açtım birisi gelsin müşteri var diye götürdü. İşte tabii ben erkek masör çalıştırmıyorum. Şöyle niye çalıştırmıyordum? Aciz maciz olmasın diye. Bayan çalıştırıyordum yani. Bizde de hep turist vardı yani. Böyle dışarıdan müşteri almıyorsun. 10 dakika sonra kız geldi. Abi dedi bu adam başka istekleri var dedi haberin olsun dedi ben masaj yapamam dedi falan. Gittim. Lan dedim yavşak dedim çok affedersiniz dedim. Tipine bakan da beyefendi zanneder lan dedim. Sen burayı ne zannettin dedim. Ya dedi yani masaj salonlarında böyle şeyler. Lan siktir git dedim lan dedim.
Para? Siktir git dedim. Masajı da yapmadık. Parayı da aldık yolladık. Vermem yani. Vereceğim ya. Yani. Öyle bir anımız oldu. Onun dışında ben daha onun haricinde dışarıdan müşteri de almadım. Sercan'ın da masaj yaptığı falan varmış abi. O doğru mu? Şey anlattın mı? Bunlar yapmış. Biri popo masajı yapmış. Şey mi? Ama bunların şeyini yok değil mi yani? Orada çalışma şeyi yok. Bunlar piştiğini yapmış yok, yani. Yok yok piştiğine tabii ya. Sercan sen nereye yatmadın? Ya bu Sercan. Sercan'ı bozmuş oluyoruz. O bizi bozdu. Evet abi bu Sercan bozdu bizi. Bu özünde böyleymiş zaten bu ya. Ya bir şey vardı. İsveçli bir kız vardı. Orada, bak. İsveç ordusunda şey kendisi. Asker yani. Paralı asker. Bunlara popo masajı yaptırmış. Kendisi de çalışıyor. Ona ben yap, ona ben bir hatırlamıyorum. Sen mi yaptın? Barış mı yaptı? Barış yaptı. Bana kulağıma geldi söyledi. Sen yaptın değil mi? Ona ben yapmadım. Yani, popo masajı. Direkt orduya girmişler. Vatan helal olsun. Harbi de ben bunu. Ha dayım anlatmadın. Bana niye anlatmadın abi bunu? Ben de kefa duyuyorum. Ama Stefani'de de bir popo var yani. Stefani mi? Odunu unutmamış. Stefani. Abi. O Stefani değil mi? O Stefani değil mi? O başka Stefani. İki tane Stefani var. Stefaniler karıştı. O değil mi? Amerikan. Evet. Papa papaya dedi. Nasıl ya? Sercan teyzelere falan yapıyormuş. Öyle dedi ya Sercan. Ne diyorlar? Teyzelere yapmışsın. Evet. Sen yoktun orada. Tuh Allah ben. Hayır ben sen yoktun orada. Ben yapmadım. Oğlum yani hiçbir genç kar kalmadı gitti. Mide bulan ben yapmadım zaten. Mide bulan. Şey Moğollar mıydı? Kızaklar mı? Ne ablalar vardı ya. Onlar ya ben hazırladım sadece o kadar. Ben hiçbir şey yapmadım. Abi midem kalktı. Valla nonnileşirdim onlardan sonra. Valla cinsel yönelimi değiştirdi ablamdan sonra. Hiçbir şey yapmadım ablaya. Dokunmadım bile. Dokunmayı geç yani kaçtım. Tacı suç mu ya? Vallahi. Ya bu Sercan arkadaşlar gördüğünüz gibi bu adam bizi bozdu baba. Bu hep adam Sercan diyor varmış. Ne diyor ya bu? Bir şey demiyorum. Vallahi. Yani ben buraya gönderirken böyle değildi Sercan. Abi. Sen yakalayamamışsın demek abi. Bir de belli etmemiştir. Ya şimdi bunun nereli var? Şimdi ben konuşmak da istemiyorum. Anladın mı abi? Neyse, çok da detaya girmeyelim. Vallahi evet. Harbiden. Biraz. Şimdi yeğenin hani o gözle bakma istemeyiz yani biz. Kendini kötü hissetmeye başladın. Yok kötü hissetmedim. Oğlum Barış senin ya baban geldiğinde ben ne güzel tanıtıyordum. Beni niye dayım kardeşim böyle anlatıyorsun? O Bey Sercan gibi bakıyor ya orası. Gece kulübündeki güvenlikçiyi anlatsana. O hikaye ne ya? Salon yeğeninde anlatılan mı? Gece kulüplerinin ne olmuş? Ana ne olmuş baksana öyle diyorlar. Gece şeyi sorsana abi ben de hatırlamadım. Gece kulübünde güvenlikçi. Gece kulübü değil de o güvenlikçiyle mevzun olmuş. Güvenlik Ali mi? Güvenlik Ali mi? Güvenlik Ali mi? Türkçe'ye Türkçe çevir. Gece kulübü dediniz aklına. He. 32 onu... 32'lik abla. 32'lik abla varmış. 32'lik güvenlik ya evet biraz garip. Demek olgunlardan hoş. Ha. 32 yaşında mıydı? Yok 53 yaşında. Hayır abartıyorsun. Ne yaptı lan? Gel seni milli mi yapayım dedi. Ne yaptı? Vallahi siz çok şanslısınız yani. Bizim zamanımızda böyle şeyler. Ben de diyorum. Tamam. Vallahi sevdiğim kız sevildiğini 2 sene sonra öğrendi yani. Düşün. Elini bile tutamadım yani. Şimdi abi mesela şu sağ altta belki görüyorsun Rami var. Adam yani her gün farklı biri de yani anladın mı? Böyle oluyor galiba abi. Rami sen mi? Adam inanamadı. Eli abi. Nasıl bir taktik uyguluyorsun öyle her gün her gün? Ağzı çok iyi laf yapıyor. Vallahi biz de iyi laf yapıyoruz ama yani öyle fazla her gün her gün. Onun takıldıkları domuz oluyor zaten genelde. Ya oğlum sen manyak mısın ya? Allah Allah. Oğlum siz de bak adamın tüm özenini döktünüz Sercan'ın ya. Kaçtı Sercan zaten. Kaçtı abi. Bunun neleri var da şimdi anlatmayalım biz. Yani.
şeyi de mi sorsak ya? Neyi? Bunları izleyen var mı? Konuşmalarımızı. Abi şu evet. 11 bin kişi var. Nef yani. Çok he, izliyormuşlar ya. He. Ya bu arada bana çok yorum yazıyorlar. Ya biri telefonlarıma da çok geliyor. Sercan taşındığı zaman duşa kabinini böyle altın renkli. Hayır dedikleri hiçbir şey inanma. İstiyormuş. Neyden? Altın Sercan... renk yaptırmak istiyormuş duşa altın kabinini. Altın mı? Ne yapmışım? Duşa kabini altın he. Ne yapmışım? Altın duşa kabin mi? Ulan sen bana hikayetler. Sercan çok iyi bir dost ama. Ramazan Ramazan. Çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaş. Altın duşa kabin. Para nelere kadir. Önce para... güzel bir araba, güzel bir ev al da ondan sonra altından yaptırırsın ya. Taşınacak bir heves ettim lan işte anladın mı? Bir heves ettim. Taşınacak mı? Altın dışa kabin heves ettim. Taşınacak şimdi Bolu'da yeni yapılan daireler var bunların. Abi ya ya. Var. Bolu'da 3 tane daireleri yapılıyor. Babasıyla annesiyle de konuştum. Bir tanesini hemen satın Sercan'a dedim İstanbul'dan. Rezidans falan yapalım dedim. Vay be. Burayı da satsın. Birikim de var biraz işte. Bilmiyorum kaç para da rezidanslar şimdi şöyle 1+1. İstanbul'da pahalı falan. Abi ya. Yani çok fazla. Abi 1+1'ler 4 milyon falan rezidanslarda. Evet. Tamam işte 4 milyonu alır zaten. 2,5 burası yapar. 3'e de Bolu'daki daireyi satsa 5,5. 10 numara. Aynen öyle abi. Tamam. Burada bir de şey komşularla sorunlar oluyormuş işte sesten gürültü. Komşu sorunu değil. Komşu sapık azıncık hatta. 53 yaşında Allah belamı vermesin. Ne yapıyor? Menopozda kadın beni arzuluyor abi. Yanlış anlamadı. Oğlum. Sen dayım geldi de. Harbiden. Sercan git söyle. Allah Allah. Tamam arayayım mı? Ara. Bak gruba yazayım dayım geldi. Sercan. Sen bu gece ses yap. Bağırayım gelsin kapıda. Çok muhterem bir insandı. Sercan şeyini söylesene orada ghost masaj salonu var apartmanın orada. Aa evet. Anlama şakadan. Gerçekten menopozda yani benim yan dairem şikayet etmiyorken kat altındaki kadın gelip benim kapıma sabahın 8'inde. En alt katta mı? 6. katta. Ben yani 8. kattayım. Gelip bana şey yapıyor. Ben senin sesine dolayı uyuyamıyorum. Ben ne yapıyorum? Peki dayı geldi. Sizinle görüşmek istiyorum. Aramızdaki sorunu çözmek için. Dayı mı? Evet onu söylesin ya harbiden. Öyle bir görüş ki dayı bir daha beni rahatsız etmez. Bir daha beni kapmak almasın. Tamam siz biraz geç gelin. Tamam ben bugün içeri çıkıyorum. Erdal abi. Şeye de sorabilirsin abi bunları. Mutlu Son masaj salonu var. Mutlu Son'da masaj salonu var. Sercan oraya gitti mi bilmiyoruz bu arada. Bize söylemiyor. Evinin altında. Evet. Ne ya? Evin altında. Yo ben görmedim öyle bir şey. Belki ya. 6. kattaki kadındır. Sen söyle. Ne diyorsun? Ne olmuşsun? Kadın masaj salonu mu varmış? Yani hiç gitmedim. Kadının var mıymış? Kadının masaj salonu yokmuş. Bir tane kadın masaj salonu varmış deniliyor. Varmış. Ya ama ben hiç denemedim. Yani gitmedim. Dairelere de gezdim. Onlar nereden biliyor? Ayber sapık. O 7 blok ötedeki masaj salonunu biliyor. O Cuzda'daki bütün masaj salonlarını biliyor. Erdal abi de şöyle bir şey var. Ben geldiğim zaman ses kesiliyor. Kadın sanırım benden korktu. Ben gelince vurmuyor kadın. Yani kadın geldi. Zil çaldı hakikaten. Yayını izliyordur belki. Hadi abi. Bakalım. Yayını da mı izliyor? İzlemiyordur ya. O kadar bilmiyordur. Yok abi izlemiyordur muhtemelen. Kadın baksana ya baya bir şey yapmış. Biliyor her şeyi bence, biliyor kadın ya. Bence Erdal abi sen bir sohbet konuş istiyorsan bence ya. Bakayım şöyle el ayağı düzgünse konuşalım. Ben de bu konularda biraz seçiciyim yani. benim bir tane çıktım vardı. Sosyal medyadan birisi devamlı beni beğenmiş. O da tanıdık birisi. Yani onu tanıdığı birisi. O yüzden öyle bir şey yaşadık bugün. Öyle bir trafik yaşadık. Ne oldu gene? He? Ne yaptın trafik? Çarptın mı? Otelden birisi işte bayın yönetici oldu. Kadın beni çok beğeniyormuş da
Benimkinin yüzüne söylemiş, o da bilmiyor onunla çıktığımızı. Aa, ben şimdi anladım. Sen yani karışık Erdal. Sen peki Erdal abi bu durumda nasıl bir tepki verdin yani? Senin yorumun ne? Yani ya bizim evet. Adam olacağımız yok ya. İşte. Hani senin de hiç böyle nasıl derler Erdal abi? Hani hoşuna gitmiş gibi geldi ona birazcık, bilmiyorum. Ya benim en zayıf noktam kadın. Ya bak, başka konularda zayıf değilim ya. Yani. Erdal abi boğa burcu musun? Yok, yay. Ha. Neredeydi bu aile? Ben de burcu nasıl kaydın ya? Harbiden ya. Ne derim? Aynı Sercan bu kadar olabilir mi ya? Vallahi. Ama o zaman Sercan sana çekmiş bu arada. Yani. Evet, biraz yönleri var bana. Sercan da öyle birazcık. O da çok düşkün. Gangster olacak tabii. Ne anlatıyorlar da yine ya? Hızlıyız yani. Oğlum senin aşk hayatından konuşuyoruz yani. Ne yapıyorsun? Çok hızlıymışsın. Daldan dala konuyormuşsun. Çok hızlıydım, artık yoruldum. Level'e söylemeye başladım. Ne? Bizim sülalen hep söyle. Benim oğlan da öyle. Hastanede adı çıkmış. Nasıl yani? Hemşire doktor bırakmamış yani. Benim sıkıntı değil ki. Bir şey diyeceğim dayı. Uçana kaçana. Bütün dayımların aynı sıkıntı geçerli değil mi? Bütün dayıların aynı sıkıntı geçerli değil mi? Benim gibi değil mi? Hızlısınız. Yalan olmasın. Yani Allah için öyleyiz yani. Ne diyeyim? Yani harbiden bu da arkadaşlar yani. Nasıl derler? Adam bırakamıyor yani. Adamı da anlamak gerekiyor yani. Osman Erdal amcanın bir date de yine Sercan. Harbiden. Erdal abi böyle bir nasıl derler? Buluşma yayını falan yapsak, seni davet etsek oraya olur mu senin olur, için? Olur, olur, olur. Olur, gelirim. Ben yanıma minnet ya. Anladım. Beni de dünyanıza katacaksınız herhalde ya. Vallahi katılmışsın da karar. Abi gel. Biz çok seveceksin ya. Abi. Vallahi ben de sizi çok sevdim ya. Vallahi. Pırıl pırıl böyle neşeli. Hepinizin böyle gözünde böyle bir parıltı var yani. Pırıl pırıl şu harici diyor. Bir de şey yani konuşmalar, muhabbet çok güzel yani. Çok sağ olasın abi. Allah razı olsun. Sizi çok sevdim. Biz de aynı duyguları besledik. Abi bir de ben o zaman yani sen hani böyle bunu söylediğin için hani böyle birazcık hani dedin ya düşkünün falan. Hani bu sohbeti muhabbeti büyük ihtimalle biliyorsunuz kadınlarla daha çok. Bizim bu Hobi Temo diye bir arkadaş var. Kendisi kadınlarla konuşamıyor abi. Hani sen de bir büyük olarak bir hani verebileceğin bir tavsiye var mıdır? Hani belki konuşamıyor değil de hep böyle kadınlar tarafından şey alıyorum ya. Heyecan yapıyor biraz. O zaman onlara diyeceğin tek şey bu. Gözlerim konuşuyor benim. Gözlerime bakmıyor musun diyeceksin. Mesela Emir bak al bunu. Al bunu. Aldım bunu abi, sağ ol. Yani. Anladın mı? Sağ ol abi. Kadınlar zaten çok konuşan erkeği sevmez. Gözlerinle konuşacaksın. Ya, ay, şiirlerinle okuyacaksın. Evet. Bunlar az laf çok iş. Gibi. Ama Hobi Temo da şaşı biraz ama onu ne yapacağız biz? Baksana nasıl bakıyor kapatıyor. Ne yaptım yani? Ona aç artık, açıyı yakalayacak yani. Güzel misin? Biraz daha yan duracaksın, ortalama bakacaksın. Tamam, yandan bakacağım. Şimdi kaçanı kovalamayacaksın. Bir kere baktığını hissettireceksin. Çekileceksin yani. Ha, gelecek. Bil yani Emir bak. Yani. Anladım. Emir abi oluyor mu? Hayır. Pizza yiyeceğiz. Yer misin? Ne? Ben yemek yemem oğlum ya. Ne pizzası ya? Yemez misin? Yok oğlum yok. Tatlı? Hayır ben... Pişiyorum işte. Telefonum çalıyor. Gelsene bakayım. Ama biz söylüyoruz. Hem çalıyor. Neyse, manitar diyor herhalde. Manitarın da arkadaşı ölmüş. Rakı içiyor evde. Allah rahmet eylesin abi. Allah rahmet eylesin. Dur bakayım. Vallahi... Barış kopart mı? Dur bekle. Dört düple içmiş hem de ya. Eyvah. Lan ben ölsem bu kadar içmez ha. Senin kaç oldu abi? Kaç senedir ilişkiniz var şu an? Benim çok fazla sürmüyor. Öyle 3 ayda bir yeniliyoruz ya.
İnşallah yayını izlemiyordur o zaman diyelim. Abi her gün aynı yemek yemez mi Erdal abi? Ya belki girebilir de abone yaptım. Bir de 5 dolar para ödedi ha. Aha. Vallahi. Sercan girebilir ha yayına. Ama Sercan'ın kanalıdır o. Ama tamam beni de görebilir ki orada. Yok hiç anlamıyorum. Seni de tanıyor. E tamam büyük ihtimalle girebilir abi bu arada sen buraya geldin dersin. Valla girmişti. Ne yapalım yapacak bir şey yok yani. O zaman bir ay ama işte. Yayın gereği böyle şeyler konuşuluyor deriz yani. Vay direkt sanki çözülmüş. Hemen çözmüş abi. Ben yemin ederim Erdal abi de direkt Sercan'ı görüyorum. Sercan gitse Erdal abi gelse yemin ederim eksiklik hissetmem. Evet bu arada harbi çok benziyorsunuz bence hareket olarak da. Ne oldu? Ne diyorlar? Ben de seni görmüşler. Ben de seni görmüşler. Evet. Sen de değil, ben de seni görmüşler. Nasıl? Ben de seni görmedim lazım. Lan oğlum sen... ben de seni görmüşler yani. Ha, anladım. Anlamadım bu arada. Sen anlamadın da harbiden anlamış gibi yapıyor yine ya. Siz böyle sabaha kadar takılıyor musunuz? Abi biz böyle Tesos Aylan kişi videosu gibi oldu yine ya. Bizim abi arkadaşlar yayın açıyor. Mesela Sercan gece açıyor. Biri öğlen açıyor. Ben akşam açıyorum falan. Öyle bir takılıyoruz. Aynen insanlar da gelip izliyor abi bizi falan. 3, 6, 9, 12. Sercan'la 13. Ben de yedekte kaldım. 14 kişi. Daha kalabalık daha, ya daha abi. Var, daha sonra. Daha kalabalık normalde. 20'ye yakın. Öyle mi? aynen abi. Herkes yayın açıyor. Bütün, o zaman bütün Türkiye sizi izliyor o zaman ya. Ya izleyen... Yok daha fazla izlenenler de var da tabii ki de yani. Kendi kitlemiz arasında izleniyoruz. Aynen izleniyoruz yani. Ama az buz kitleniz yok yani. Evet. Şimdi hani bazen o TikTok'a giriyorum. Öyle hani götünü başını açan karılar var böyle. 150, 200, 300, 500 izlenme oluyor da o da zaten yani görüntü evet. için geliyorlar. Ama sırf böyle muhabbete... Ya evet o biraz daha bir şeyler... ayrı yani, oluyor abi ya. Yani, yani evet. TikTok yayıncılığıyla böyle... Bizim yaptığımız yayıncılık çok farklı zaten. Farkındasındır da belki. Hani Sercan yani izlemiş. Geçen birisi şey yapmış diyor lan orospu olsanız beğenirsiniz diyor. Bir şey yapmış paylaşmış diyor orospu olsa beğenirdiniz diyor. Bu ne sen niye rahatsız oldun kanka bu kadar? Hayırdır? Bir şey rahatsız oldu. Özel bu ne? Hayırdır yani? Özel çocuk. Bir rahatsızlığın varsa söyle yani hayırdır yani? Yaransızın bir sorunum yok. Allah Allah. Tamam reis okey sıkıntı yok o zaman. Eyvallah. Ondan sonra özel bone diyeceğim bundan sonra. Evet. Geçen 10 dakikalık bölümü törpüleyin de. Son 10 dakikayı tamam. Baran sen de orası kim atıyorsa. Baran o video atanla abi şimdi şöyle bir şey. Şimdi YouTube'a çok kişi video attığı için onu nasıl yapacağız bilmiyorum ya. Yarın bir gün düşmez inşallah. Ya bu konuda size güvenmek istiyorum ha. Arkadaşlar okey misiniz YouTube adamlar? Hangi konuda güveniyorsun? Asıl ekmek burada onlar çıkıyor. 3 ay mevzusunu silelim. Yani evet. Evet o 3 ay mevzusunu bir halledelim hocam. Evet. Abi atacağız diyorlar da hayırlısı bakalım. Pek güven vermiyorsunuz vallahi. Ha. Telifleriz. Mone şu an paylaşıyor bak özel çocuk dedim bana. Hayır hayır. Özel arkadaş mı paylaşıyor? Değil mi şu an? Özel arkadaş mı paylaşıyor? Bak yine kim kamera kapattı ya? Dur açtım. Ha, tamam. Ben... Açsana sen üstü. Sen bu işleri nasıl görüyorsun abi peki? Bu sosyal medyayı falan. Yani... Valla bir şey hani mucizeden öteye böyle hani gökten taş yağar başına altın düşer ya başına. Sizin aha. başınıza altın düşmüş. Bence de yaptığımız iş bence birçok gencin hayali olduğu bir meslek yani. Çok çok. Evet. Benim evim altında bir yalnız yaşayan bir kadın var. Bir 16-17 yaşında da oğlu var. Tabii tanışıklık size... var galiba abi. Var he. Şey o da bilgisayarın başından kalkmıyor. Dedim ki bizim çocuklarla tanıştırayım. Kim dedim Kik var işte Eray var Sercan'ın. Aa ben tanıyorum abi dedi onları dinliyorum falan. Çocuk durmadan geliyor kapı çalıyor. Abi ne zaman tanıştıracaksın? Lan oğlum bir dur dedim ya sabret dedim. Böyle hemen olmaz dedim yani. Anası da tutmuş yakamı bu çocuk okumayacak. Bari bunların yanına ver diyor.
Sanayi mi bu ya? Sanayi mi abi? Al, yancılık yap, modluk yap, editörlük yap. Harbiden. Ama çocuk da böyle fake güzel bir çocuk yani. Hani şey var, albenisi var yani. Ama şimdi abi hani burada çok dallı beni değil. Şimdi adamlar şeye bakıyor. Ne kadar eğlendirilsin ya da ne ya katarsın. Biraz şey kendini ifade edebilmelisin. Konuşacaksın, evet. Güldüreceksin, eğlendireceksin. Bunlar önemli yani. Sadece oturup böyle bakmaklı olmaz bu işler. Ama harbiden yani bizde yani ben de zamanla mesela bir çırak gibiydim. Yani öyle öyle büyüdük yani anladınız mı? Aslında bura artık... Burası sanayi gibi oldu abi artık. Yavaş yavaş pişiyorsun evet. İşte. Ondan sonra yani, şey oluyor yani. Tabii yani. Şey yani biraz da hani mizah. Burada bir mizah var yani. Evet. O yönünü kullanacaksın yani. Bizim mesela kendini böyle ifade edebilen abi o özel çocuk dediğim var ya. Yani evet. İnanılmaz derecede kendini ifade eden birisi ve yavaş yavaş gelişiyor yani. Nereye gitti o yine ya? Ekranı kararmış onun. Ha yine. Yok o gitti mesela. Direkt. Nereye gitti o? O yine odadan çıkmış. O deli gitti o. Bir şey tutuldu galiba yine o. Tişörtünü götüreceğim Antalya ya. Haberin olsun. Olur Erdal abi sıkıntı yok. Ben sadece yenisini getiririm. Zaten ben anı olsun diye bırakmışım Sercan'a. Öyle bir hatıra bir şey gibi. Of Erdal abi ya. Patladım. Sen niye patlıyorsun Baran sabahtan beri ya? Kanka göstermeden özel bak ama patlayacağına eminim tamam, yani. Bakabilirsin. At. Çok büyük ayıp. Hepiniz yani. İstanbul'da mısınız? Farklı şehirlerde mi? Ben de biz farklı şehirlerde. Ben İzmir'deyim. İstanbul'dayım. Ben aynı İzmir ben. İzmir. Ya, bazıları çok salak ya. Oğlum, ha, ben İstanbul'dayım ya. Abi. 6-7 kişi seni İstanbul'da abi. İyi. Onun dışında herkes farklı yerde. İstanbul'da olanlar tabii avantajlı. Sen İstanbul'u sevdin mi abi peki? Güzel mi ben sence? İstanbul'u hani yaşamak için çok zor bir şehir. Evet. Ama gezmek için güzel, mükemmel bir yer. Bence de ya, ben de öyle düşünüyorum. Kaçıncı belki 7-8 sefer geldim yani. Ama ben daha çok şey Kadıköy tarafında kaldım. Bakırköy'de kaldım. Güzel yerlerde kalmışsın aslında. Dostlarım var, evet. Abi İstanbul'da çok yoğun derler. Rahatsız etti mi seni yoğunluk? Yoğunluk beni her zaman rahatsız ediyor. Ben sakin yerleri seviyorum. Yani. Bence de abi. O konuda burdur on numara. Hayatımda biraz hızlı geçtiği için artık sakinliği seviyorum. Yani. Hayır, özel çocuk geldi diyorlar ya. Evet. Hoş geldin abi. Senden bahsedeyim ama sen nereye gittin yine ya? Telefondaydım. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun telefonda? Öyle konuşuyordum. Kimle konuşuyordun? Kimle? Arkadaşlar. Mantarlı konuşalım ya. Dülülü infosu neydi peki harbiden ya kanka? Böyle sen niye harbi ağzına taktın? Oğlum sen söyledin diye ben söyledim. Sen söyledin diye de ben söyledim. Ben söylemedim. Sen söyledin. Flamor sen anladım ne yapıyorsun bilgisayarda? Niye öyle oyun oynuyorum? Oğlum bacağın çok ufaktan gözüküyor, biraz daha kaldırsana. Allah Allah. Bu da İlgi toplarsın belki. Teşhirci gibi. Abi ya. Sen hiç böyle ben oyun falan oynadın mı? Eskiden falan böyle PlayStation'lar. Hani sizin... Oynadım öyle. Bizim zamanımızda Atari'ler vardı. Böyle uçaklar vardı böyle ateş eden. Uçaklar evet. Jetonla atıyorduk. Bunlar vardı yani. Onun sonrası hiç yok ama değil mi? Yani daha oynamadığın bir şey. Sonrası yok işte ya. Ondan sonra hayat başladı işte. Hayatla kavgamız başladı. Vallahi öyle. Ya çok öyle sizin gibi parlak bir çocukluk dönemimiz olmadı yani. Estağfurullah. Aslında abi yani şöyle. Evet bizim de hani böyle teknoloji kuşağına denk geldik de ama dışarının da bir makarası da ayrıydı yani. Ben mesela o şey yetiştim birazcık. Dışarıda sokakta ya. Eğlenmek daha güzel yani bence her zaman. Bilgisayar başında. Şimdi bizim hani bizim oyunlarımız hep sokaktaydı. Yani sokakta şimdi... Top oynardık, ne bileyim hani bisikleti olan vardı, olmayan vardı, herkesin olmazdı. Hani ben bir ara bisikletçide çalıştım tamircide, o yüzden her gün değişik bisikletle gelir giderdim, mahalleye hava atardım öyle. Böyle ne bileyim farklı oyunlar üretirdik kafamızda, arkadaşlarla oynardık böyle. Bazen böyle damdan dama atlardık, işte çok kar yağardı bizim memlekete. Bacalara, çatılara çıkardık, oradan aşağı atlardık karla. Abi, bizim oyun tarzımız Allah.
Daha zevkliymiş abi, o. Abi o bizimkisi yazmış. Bizimkisi izliyormuş. Bak çapkın. Sıçtınız ağzıma. Abi ben bir şey demedim. Sen anlattın. Gençler, yengem klaba... selamlar. Oğlum düzeltti bunu. Kalp Erdal abi, kalp. Erdal abi yani öyle şaka olsun ya anlattı ya. Kapandım ha. Yayın makarası. Öpecek bir şey yok. Yayın makarası ya. Biz anladık abi onu. Gençler klaba gidecekmiş, sen de git diyor. Ben gitmiyorum klaba. Eğer izliyorsan beni, ben klaba gitmiyorum yani. Vallahi canım olsun, canım olsun gitmiyorum. Yok Erdal Bey evde ya. Evde kalacak. Evdeyim vallahi. Direkt sabaha kadar. Yayının başında aynen. Çek. Direkt yayının başında sorduk. Hatta şey dedi. Ben hani burada kalacağım falan dedi yani. Eray ya. Biz yayını kapatıp Erdal abiyle 101'e mi gitsek ya? He, belki onu da yapabiliriz yani, anladın mı? 101 neresi? Abi okey okey. Okey okey. 101 okey var ya. Aa bak o iş benim işim. Mesela. Abi yani. Sarar ya. Ha bunlar çok bilmiyor ama. Kumarhane çalıştırdım ya, bilirim. Sen yapmamışız abi. Kahvehane. Yo yo yo. Eskiliğinde kumarhane derler. Kahvehane. 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 Ya işte he ondan işte he. Evet. Anladık abi biz, anladık, tamam. Tamam. Ya bir an unutuyorum ya. Barış. Eşek gibi gülme yine Barış. Olur öyle şeyler abi ya. Erdem abi çok iyi ya. Ya oğlum. Sinema anayi. Sağlığımı dayayım. Boş ver sen devam et. Bu kim lan oğlum, ben de tanımıyorum. Bu kim amına koyayım ya? Bu kim? Özür dilerim abi sen... de. Hani odada, odada bırakmışız yanlışlıkla. Kim abi bu adam? Odada kalmış adam. Meradakim hayırlı olsun. Kanka benim modlar Pierre Ramon'a odadaydı, sen damladın çıkamadı, kaldı impostor. Kaldım böyle. Araya sızdı. Dedim bari açım arkadaşmış. Zurna kesit bir mesaj göndermiş. Zurna kesit. Zurna kesit. Ne yazmış? O büyük ihtimalle video etiketlemiştir bizi. Video atmıştır ya. Video atmış. Etiketlemiş seni. Etiketlemiş mi? Evet bak dördüncü video. Şu. Bir sürü video çıkar abi şimdi ya Instagram'a falan. Yorumların çoğu da Allah'ına kurban abi diyor. Seviyorlar abi seni burada. Bayağı chat'te. Sevdiler yani. Abi sevdiler seni ya. Oo bayağı resimler şey. Eray seni başa koymuşlar. Hı hı. Özel kardeşimiz ikinci sırada. Bu karanlık kardeşimizi de üçüncü sıraya koymuşlar. Karanlık ben mi oluyorum abi? Yok evet, şey o. Karanlık sensin, evet. Ha, öyle şey fotoğraf sonra, şey koymuşlar. Alta da bizi koymuşlar. Allah'ınıza kurban demiş. Vallahi abi aslında senin böyle bu nasıl derler? Bilgi birikiminin aslında biz böyle büyük yaşlı insanlara da hitap edebiliriz yani. Artık gelip izlerler bizi yani. Şimdi gençler izliyor ya genel olarak. Tabii ki tabii ki yani girebilir, onlar da girebilir. Niye girmesinler yani? Böyle güzel muhabbeti nerede bulabilecekler yani? Ama onlar karşı oluyor şimdi. Birazcık ya. Yo. Şimdi şöyle yani, şimdi bakış açısı önemli. Yani güzel bakan güzel görür yani. Doğru. Ha, Z kuşağını sevmiyorlar bak... Gerdal abi ya. Ya şimdi Z kuşağını sevmezsen şimdiki gençliği sevmek lazım. Yani onların ışığı bizden daha fazla. Onların zekası bizden daha fazla. Çünkü yani geleceğimizin mimarı sizlersiniz yani. Hani bizden geçti yani. Doğru. Sizler üreteceksiniz, sizler geliştireceksiniz yani. Ne bileyim hani burada sohbet ediyorsunuz ama gidip farklı dışarıda kötü yollara düşebilecek bir sürü genç var yani. Doğru. Burada sohbet etsin yani. Doğru abi. Burası bir bağlayıcı yani. Sokağa düşen çocuk kötü yola düşüyor yani. Doğru. İyi dedin abi. Sağ ol abi. Böyle bakmak lazım yani. Ama işte birazcık büyüklerimizde şey var ya, işte aman çocuğum full bilgisayar başında şey yapmasın etmesin. Hani tabii ki de evet full bilgisayar başında olmasın ama yani. Ya hani... şimdi tamam da bilgisayar başında olmak kötü bir şey değil. Benim çocuğum da bilgisayar başındaydı ama evet. Tıp kazandı, doktor oldu. Yani... Yeğenim de bilgisayar başındaydı.
gemicilik mühendisliğini kazandı. Doğru, aslında kendini geliştirmek önemli ya burada. Yani tabii yani. Ya bir de burada kendi özgüvenini kazanır, anladın mı yani? Ne kadar çok insan o kadar çok tecrübe yani. Özgüvenini kazanır. Bir şey kendisinde yani. Bitiyor diyebilir miyiz tam olarak? Tabii ki kendisinde bitiyor. Aynen. Yani. Helal olsun bana. Valla. Senin ne istediğin önemli yani. Evet. Haklısın abi. Şimdi ne için uğraşıyorsunuz? Hani burada ben bir şeyler üreteyim, yapayım. Vasıflı bir insan olayım. Değil mi yani? Evet. Ne oldu lan? Şimdi öyle siyasetçi var ki 10 tane adamı topla. Tamamdır. Konuşamaz. Ama sen bak 2000-3000 kişiye burada konuşuyorsunuz ya. Harbi abi şu... Doğru. Yani harbi. De buradan bakın yani. Hiç düşünmemiş. Hiç böyle düşünmemiştim. Yani. Valla bak doğru. Evet, normale baktığın zaman 200-300 bile fazla yani aslında. Yani. İnsan olması. Evet tabii canım. Yani adam mikrofonu alıyor, titriyor eli. Ne söyleyeceğini şaşırıyor. Anladın mı yani? Bak hepiniz akıcı konuşuyorsunuz, ne güzel işte. İşte ben abi... Biliyorum. Şöyle akıcı konuşuyorduk, daha iyiydik Türkçemizle. Bir tane arkadaş yine bizim Türkçemizi bozdu ekibin genel olarak. O da özel çocuk dediğimiz bir arkadaş. Özel çocuk var ya abi. Evet, bu adam bizi yani Türkçe öyle falan bırakmadı abi ya. Alakam ya abi. Ara sıra biraz... olacak tabii yani, çok da monoton gitmeyecek yani. Gülmek için biraz. Hep oluyor ya. Değil mi abi, makarası muhabbeti o aslında. Yani yani. Abi baş tacısı sen kralsın ya vallahi. Ayberk büyük ekrandasın kanka. Vallahi Ayberk, büyük... Ayberk sana bir şey geldi şimdi. Eyvah eyvah. Bizi etiketlemişler Ayberk. Bir tane kız, bir tane sen, bir de ben. Ne kız Erdancır bakayım ben de. Abi kız çok güzel ya. Bu kim? Bunun ismi ne? Erdal abi, yengezdi abi. Paylaşma. He? İzle, tekrar izle de. Baksana bu kız kim? He? Tanımıyorum oğlum ben. Sen söz edemeden uzak. Kim mi biliyor musun? Bak sol üstte bir tane gözlüklü çocuk var. Gördün mü? En sol üstte. Gördün mü? Gördüm. Onun kız versiyonunu yapmışlar. Bak. Evet abi, bizim kız versiyonları yapıyorlar. Abi sen bir kız versiyonun mu yükseldin? Yok yükselmedim. Yok yükselmedim canım benim yani. Abi. Allah aşkına abi. Karşılaşmayalım. Ya bir şey olacak bu yayında. Vallahi olacak ya. Oğlum izlemiş lan. Ben evdeyim. Ben evdeyim diyeyim. Ben evdeyim. Kimle konuşuyorsun abi? Yayındayım. Oğlum adam ya... özür Allah Allah. Harbiden ya, her adamın özeli. Hayır şey yapmıyor ya. Acaba abi aman bak ya, Instagram'dan yazıyorlarsa dikkat et bak. Bunlar dolandırıyor olabilir ha. Neyi mi dolandıracaklar ya? Ya oradır, neyden rahatsız olabilirim aslında ya? Aslında Erdal amcayı psikolog yayına mı alsak ya? Tecrübeli, bilgili. Erdal abi psikolog şey yayını mı? Ha bu evet, sen cinsel. Ha, olabilir. Cinsel de ya. Alın ben tekliflere açayım yani. Ne yapacağımı söyleyin. Erdal abi evden, yılda bir... Evden ben de öyle arada bir katılırım işte. Ay. Yetişkinleri çekeriz. Adult içerik. O ne demek lan? Yetişkinlere yönelik. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse baba. Biz bence yavaştan videolara, oyunlara geçelim. Erdal abi valla çok teşekkür ederiz ya. Sohbetin ben için. Teşekkür ederim. Vallahi, sağ cansın olun abi. Eyvallah, siz de öylesiniz. Vallahi. Hepinizi çok seviyorum. Vallahi abi, biz şimdi yapılan videoları falan bir izleyelim mi yayında şimdi? 60'lar tamam, ya. Tamam izleyin, analiz yapın hadi. Tamam abi. Bana da çok şimdi mesaj gelmeye başladı. Abi her gördüğün kıza şey yapmasana, ben çok rahatsız oldum az önce. Abi bizim kızlarımızı yapıyorlar hep. Evet ya, abi. Benim işim olmaz ya şimdi. Evet. Hadi. Anladım abi. Sana da kalp atıyorlar bu arada abi chatten. Erdal Çiçek kalp yazıyorlar şu an. Abi yetişemiyorum artık ya. Siz soktunuz, siz çıkarın artık. Vallahi abi sen... Rami ne oldu lan, sen niye üzgünsün? Üzgün değilim abi, sizi dinliyorum. He, o tamam. Üzgünmeyi seviyor ya. Okey abi. Onları anlatmayalım adamana şimdi.
Ne oluyor oğlum? Neye gülüyorsunuz ya? Yok yok. Buz değil özelden mesela. He. İyi abi tamam. Ciddi ne yazıyor? El ele kalp diyorlar. Görüşürüz de hepsine. Görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. Görüşürüz abi. Chat'teki adamlar genel olarak yani 12 bin kişi falan yazıyor ya. 12 bin kişi. Hı hı. He şu tarafa bir merhaba diyeyim. Allah'a ısmarladık diyeceğim. Canlar hepinizi çok seviyorum. Benden bu gece bu kadar. Terledim zaten. Biraz da acemiyim. Laf yetiştiremiyorum yani. Zaten su gibi akıyor. Baksana ya. He, görüşürüz yazıyorlar abi sana onlar. Hepinizin Allah'ına kurban. Senin de abi. Hadi. Görüşürüz abi. Bay bay. Görüşürüz. Abi hadi abi. Dikkat et kendine. Böyle anlık sövecek zannettim. Sövecek zannettim. Çok korktum. Çok korktum oğlum. Bak sakın. Sakın bak oraya edit falan yapmayın. Bak edit falan yapmayın oraya sakın. Sakın. Orayı kırpın anasını verdin. Bir şey söyleyeceğim. Biri şey yazdı chatten. Rami'nin sıçmağınızı anlat diyecek de şimdi adamı öyle tanıtmak istemedim Rami'yi. Ya kanka adamı özel çocuk diye tanıttı. Sercan neredesin? Amına koydu. Sercan. Alo. Barış ne oldu ya Barış? Era keşke Flomur'u anlatsaydık ya. Ne oğlum bende ne var? Batan aynı olarak. Kanka, kanka, adam ya. Bugün çok eğlendim amına koyayım bugün. Ben de eğlendim ya. Barış sen niye patlıyorsun ya? Erdal abinin beni patlatmak istediği. Allah'ım hadi öyle bir şey. Yanlışlıkla hızcının kadın versiyonuna gitti abine ya. Abi de bana yükseldi ya. Dur bakayım. Ona çok rahatsız oldum. Bırak bu video mu? Bu video mu? Galiba o. Bakayım. Dedim. Bu kız bana yaş mı sordu? Bu ne ya? Ne bileyim bunu gördük. Kalktım. Abi bu ne? Gösterme gösterme. Dızcıyla patladığım mevzu bu. Bırak. Baba ya Sercan burada mı? Kanka, yok kulağı kapatmış. Ha, o yemeğe gitti büyük ihtimalle. Evet. Ya göstermeyeyim arkadaşlar. Dur bir tane bak bir tane arıyor maymun yine. Dur.